Evet, herkese yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yaptığımız şey öğretmenler için burada ne yapmıştık? Limitations kısmını düzenlemiştik. Buraya tıklayarak saatleri açıp kapatmıştık. Buraya tıklayarak tamamını açıp kapatma. Buraya da yine aynı şekilde tamamını açıp kapatma işlemlerini yapmıştık. Şimdi burayı biraz daha detaylandırmak gerekiyor çünkü önemli sanırım. Şimdi bizim bu değişiklikleri yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet dediğimiz zaman burada kayıtlı olan kısıtlamaları alıp sunucuya gönderiyor. Ama ben bunu sunucuya gönderirken aslında update limitations demişim. Öğretmene ait bir tane enum oluşturmuşum öğretmen verisi olarak. Burada tuple kullanmışım ama aslında şöyle olsa daha iyi. Grup ID diye belirtilmesi daha iyi. Tabii şöyle tasarladığınız zaman bu bir struct enum oluyor. Yani struct türünden oluyor. Buraya da links diyorum mesela. Bakalım. Vay arkadaş. Şimdi burada da ben mesela geliyorum. Grup ID links clone. Tabii şöyle tasarlamak biraz daha kolay olacak. Biraz daha fazla oldu. Aynı şekilde gerçi neyse bunları biraz daha geriye alalım. Bunu daha sonra düzenlerim ama bu tuple öyle düşünün. Bir de bunun struct şeklinde yapılabileni var. Bunu da bilmekte fayda var. Ben bunları tuple şeklinde işte bu grup ID olacak. Yani kısaca şunu söylemiş oluyorum. Şu gruptaki kısıtlamalarını güncelle. Varsa güncelle, yoksa yeniden oluştur diye oluşturmuşum. Bunu da aslında göstermekte fayda var. Teachers. Şu. Aslında ben burada önce bir kontrol etmişim. Valid mi değil mi diye. Mesela 7 tane güne ait veri olması lazım. Eğer 7'den farklı ise error mesajı gönderiyorum. Eğer user ID'si gelen limitations'taki ID'den farklı ise yine hepsini kontrol etmişim ve demişim ki bunların tamamı bu günlere ait öğretmen bilgisinin tamamında user ID'si aynı olacak. Ve günleri de asla tekrar etmeyecek şeklinde burada bir kontrol yapmışım. Eğer bunları geçemezse zaten error gönderiyorum. Geçer ise burada SQL sorgusu yapmış aslında. Ben demişim ki işte öğretmen kısıtlamalarına şu 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 bilgileri gir. Ama burada conflict olarak demişim ki user ID'si, grup ID'si, günü ve okulu olmayacak, çakışmayacak yani. Eğer çakışıyorsa ne yapsın? Güncelleme yapsın. Update set host demişim mesela burada. Bunu tabii kurcalamak biraz zaman aldı. İsterseniz buraya hani merak ederseniz günün birinde böyle bir yöntem var. Yani SQL'de bir veri varsa güncelle, yoksa insert et yani oluştur diyebileceğiniz bir durum var. Yani SQL'de çok fazla gerçekten aslında özellik var fakat çoğunu bilmiyorum. Database konusunda o kadar tecrübeli sayılmam. Her neyse. Bunu yaptık. Gönderiyoruz. Varsa ekliyor, yoksa oluşturuyor. Pardon. Varsa güncelliyor, yoksa oluşturuyor. Ve ben de oluşturduğu o verilerden sonra gidiyorum hepsini tek tek alıyorum. Aldıktan sonra zaten buradaki değişiklikleri anbean görebiliyorsunuz. Mesela kaydettim. 24'tü mesela. Bakın değişiklikler kaydedildi. Şimdi bizim için önemli olan bir de aktivite. Aktivitelerde şöyle bir durum var. Burada ben öğretmen seçmişim ya, 24 ID'li öğretmenin aktiviteleri burada görünecek. Mesela burada görünecek. Ben burada alıyorum mesela
Bakın burada mesela matematik dersi görünüyor. Burada da dersin saati. Burada da mesela sınıflara girebiliyorsunuz. 5A, 5B şeklinde. Ben burada biraz filtreleme yapmışım. Biraz sıkıntılı. Bir de Activity Teachers var. Mesela bakın burada girdiğim zaman da niyeyse burada taşma gerçekleşiyor. İşte bu taşmayı engelleyebilseydim güzel olurdu. Neyse. O taşmayı da aslında engellemenin bir yolu olması lazım. Neyse, şimdilik bunu açıklamaya gidelim. Mesela bak, burada sınıfları silebiliyorsunuz. Aslında bakın burada sınıfı silemiyorum. Sebebi biraz farklı. Bu arada SC'ye bastığım zaman normalde bunların silinmesi güzel olur ama niyeyse kalıyor. Mesela bu da kötü. Bunu daha sonraki derslerde belki ders yapmam bile bunun için. SC'ye bastığı zaman silsin ya da aslında hemen 2 dakika yapalım. Şimdi burası aktiviteler. Kim? Öğretmene ait aktivitelere bakıyoruz. SRC, up, timetables, teacher, activities. Şimdi en başa gelelim. Bu çok uzun. Bir defa teachers modal demişim. Classes modal, teachers modal, lecture modal. Bu modal dediğimiz şey, burada ben mesela 5A diyorum ya aslında. İşte mat diyorum mesela. Bu matematikte çıkan ekran listeyi ben aslında modal şeklinde yapmışım. Bunun ne olduğunu anlamak için gidip dokümanlara bakabilirsiniz. Eşleme ile ilgili bir şey aslında. Yani şu nesneye bağlı bir tane eşleme nesnesi oluşturmuşum. İşte mesela bunu sildiğim zaman sıfır olacak. Burada da mesela boolean, yani bu liste açık olsun mu olmasın mı gibi bir durum gerçekleşiyor. Yani ben filtreleme yaptığım anda buralar true oluyor ve liste açılıyor. Filtered lectures mesela hiç çağrılmamış. Selected lecture. Burada mesela işte aktivitenin dersi. Efendim söyleyeyim saati. Filtered teachers demişim. Burayı classes. Yine burada filtreleme yaptığım zaman mesela 6AB bakın burada çıkıyor. Mesela ama niyeyse silemiyorum. Aslında bunları da silebilmem lazım. Filtered classes. Bu filtreleme ama seçilenler ayrı. Mesela şuradaki seçilenler ayrıdır. Selected teachers, selected classes diyoruz biz bunlara. Bu veriler ayrı ama mesela bu arada 2'den fazla sınıf girilmesin diye ben engelleme yapmışım. Tekrar açalım burayı. Mesela burada 5B diyorum. Bakın burada hala ben giriş yapabiliyorum. Bunu ama kaldıramıyorum. Bu sıkıntı. İkinci sınıfı eklediğim zaman artık başka sınıf eklememe izin vermiyor. Tabii bunların nasıl tasarlandığına bakarsanız eğer. Mesela ben lecture sadece bir tane ders kabul ediyor. Aktivitenin sadece bir dersi olur. Sadece bunu kabul ediyor. Başka da kabul etmiyor. Dolayısıyla bunun yanında seçili olduğu anda burası gider ama kaldırdığım anda tekrar geri geliyor dikkat ederseniz. Bu bir mesela row eklemişiz ama bu mesela şu baştan aşağıya bir column. Şu da mesela column'un bir item'ı ama burası mesela normalde row yapmışım. Neden row? Şöyle göstereyim. Hani nasıl yapıldığını merak ediyorsanız. Aslında şurası bir div. Yani buton diyebilirsiniz. Bakın buton aslında bu. Fakat tam olarak buton olarak tasarlamamışım. Benim tasarladığım şey şu. Burada bir tane row tasarlamışım. Row'un birinci elemanında buton eklemişim. Butonun üstüne matematik yazmışım. İkinci elemanına ise x eklemişim. Row o yüzden. Aynı şey burada da geçerli. Burada da geçerli. Şimdi bunu anladıktan sonra hatalarımızı bir kontrol edelim. Act teachers, teachers learn signal. Filtered lectures mesela var burada. Filtered lectures'ı
ne yapmışız? Buraya filtered lectures şurada. Burada mesela matematik yazıyorum ya. Bakın sildiğim zaman gitmiyor aslında. Bütün liste geliyor. Ama mesela benim niyetim şu. Burası A gitti. Mat. Bu başka bir sebepten dolayı gitti. Ama gitti sonuçta, sıkıntı yok. Fakat ben yine de her değişiklikte ne yapalım? Is empty böyle, ha burada yapmışım zaten. While ve is empty yani boş ise, filtreleme boş ise lecture modalı set yap demişim, ama niye ise klavyeden back tuşuna bastığım zaman bunu set etmiyor. Buraya en mi desek acaba? Bir böyle yapayım bakalım. Bir bakalım burada olacak mı arzu ettiğim şey. Tekrar ekle diyelim. Mat. Burayı mesela klavye ile sildiğimde neyse bu modal hala geliyor. Gelmemesi lazım. Çok da değişen bir şey olmadı yani. Model. Lecture model eğer true ise demişim. Halbuki yok. Empty ise kesinlikle false olacak. Mesela bu defa false yapacak. Çünkü şartımı ben düzgün kurmamışım. Mesela bakın mat gitti. Mat gitti. Muhtemelen başka birkaç problem daha çıkar ama çok zor problemler değil. Bir miktar sadece verilerin birbirleriyle olan iletişimine dikkat etmek gerekiyor ki frontend tarafında aslında bu konular bazen çok can sıkıcı olabiliyor. O yüzden mesela buradaki ben her bir hareket için neredeyse bir veri tutmuşum. O veri ile kontrol mekanizmasını kontrol sağlıyorum. Yani işte en ufak bir değişiklikte bu veriler birbirleriyle çakışmasın diye ya da işte ters olmasın diye bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi Activity Classes'a geldiğimiz zaman bunda problem yoktu ama nerede vardı? Tıkladığımız zaman vardı. Aynı şey Filtered Teachers. Burada mesela bakın. If value sıfırdan büyük ise, sıfırdan küçük ise, classes modal tamam. Bakın burada filter teachers demişim, burada filter classes demişim. Ama hala bile classes modalı şey yapıyorum. Teachers modal aslında false olacak. Başka ne var? Horse'u eklemişiz. Activities eklemişiz ama henüz aktivite eklenmediği için hiçbir şekilde görünmüyor. Burada neyi kullanmışız? Filter. Buraları tabii daha sonra tekrar anlatmam gerekiyor. Şimdi önemli olan bir tane sınıfa classes. Neredeydi bu veri? Sınıfa tıkladığım zaman silinmiyordu. Nerede bu veri acaba? Add ActVF, LecturesVF, HourVF, Activity Classes, Activity Teachers. Şimdi bizimkisi Activity Classes oluyor burada. Burada sınıf seçildiğinde HourVF Activity Class. Nerede bu çarpı işareti? Şu. Click'te herhangi bir mevzu oluşturmamışım. Ben buraya gelip
Bu CIB'yi selected, şöyle selected, pardon, activity classes, bu bir neydi, badge ili. Biz bunu nasıl çağıracaktık? Update mode mu yoksa remove? Bakalım. What mode? Get. Allah Allah. Activity classes, ben yanlış mı görüyorum? Ha, pardon. Bu elementmiş, o yüzden olmuyor. En başa gidelim bakalım. Act classes. Act classes, act teachers. Tamam. Buymuş. Tekrar geliyoruz buraya. Neredeydi bu? Classes şu. Act classes, pardon, act classes, update mode mu yoksa, bir bakalım hangisi vardı. Burada pek fazla bir şey yok gibi görünüyor. Get. Table badge. Lockmut. Remove. Remove demiş ama aslında retain olması lazım. Retain. Retain aslında kötü bir metot bu arada. Iteration'da. Daha doğrusu vektörlerde çalışıyor. Iteration değil bu. Vektörde işte şu olmayan elemanları tut. Mesela IDC. ID diyorum mesela, bu sınıfın ID'sini tutuyor. İşte aktivite için eklenmiş olan sınıfların ID'sini tutuyor ya. Retain ID farklı CID olanlarını tutuyor sadece. Ne demek istediğimi anladın? Burada mesela ben farklı olanları tut demiş oluyorum. Retain etmiş oluyorum. Dolayısıyla CID olanlar kalıyor. ID'si C ID olanla eş olanları gidiyor. Ya da tam tersiydi. Ama bu mesela kötü, dediğim gibi. Niye? Selected teachers. Ne alakası var ya? İyi. İyi. Ne alakası var ya? Class, ha, class bu da ID. CID burada yeterince yaşamıyor diyor. Hem burada Select Teacher mı? Select Teacher ne alaka? Selected Class. Selected Teacher yapmışım ama aslında Selected Teacher olmasına gerek yoktu burada ya. Item Ton name label C label C sınıfı çağırıyorum burada. Sınıfın ismi görünüyor. Daha sonra item signal demişim. Eğer bu sınıf seçiliyse bu sınıfı otomatik ekle kısmı bu. Ama bu tabi öğretmen olduğu için doğru. Selected teacher olması lazım. Burası doğru ama bu defa burası bu değil. Burası bu değil yani. O yüzden act teachers aslında bu.
Ama seçili olan öğretmeni de silmememiz lazım. Aslında burası tamam doğru. Burası neresi? Niye bu selected teacher var ki? Item signal batch of burası benim hoşuma gitmedi çünkü tam olarak anlayamadım. Classes tamam. Aktiviteye ait. Classes'leri al. C yap. Yaptıktan sonra işte seçili olan sınıfları gösterecek. Ama eğer seçili olan öğretmen demişim ki buna bu sayfada gerek yok. Buna bu sayfada gerek yok. Bu sayfada buna gerek yok. Burayı siliyorum. Item signal neye göre item signal bu arada? Aslında bu hangisi onu göstereyim. Şurada 5A yapıyorum ya. Şu çarpıdan bahsediyorum aslında. Bu çarpı görünmesin. Mesela burada aslında seçili olan öğretmen için böyle olması lazım. Mesela diyelim ki şu an 24. öğretmen seçili ya. Ben burayı o öğretmeni buraya otomatik yapacağım. Ama sınıflardan, sınıf aktivitelerinden şu anda otomatik aldığım için bakın mesela burada 7 ve otomatik gelmiş ama yanında çarpı işareti yok. Neden? Çünkü sen bu sınıfı seçtiğine göre bu sınıfa aktivite ekleyeceksin zaten. Dolayısıyla buradan silememen lazım. Aynı şey burada da geçerli ama burada mesela burada seçili olan sınıflarda bunu yapıyorum. Fakat kopya çektiğim için bu arada bu burada olması lazım. O durumun burada gerçekleşmesi lazım. Çünkü burada seçili olan şey öğretmen. Dolayısıyla buradaki çarpı işareti item signal olduğu gibi çarpı koyması gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok yani. This is alt text. Tekrar bakalım. Bakın alt text. Alt text'in hemen altında bir item daha eklemişim. Buraya row eklemişim. Bu row'da ise her sınıfın ismi olacak. Sınıfın yanında da bir tane çarpı işareti olacak. Bakın row içinde row yapmışım aslında. Yani bir seçili sınıf için row var. Bir de seçili olan sınıf da kendi içerisinde hem sınıfın ismini hem de sınıfa ait olan o çarpı işaretini barındırması lazım. Ama işte bu çarpı işareti az önceki şu var ya buna hiç gerek yok. Bunu olduğu gibi yazmam lazım. Item signal'a da gerek yok. Çünkü bu sınıf. Bu zaten sınıf. Yani istediğim sınıfı ekleyebilirim. Şu sınıf mecburdur. Bu zaten bu sınıfın sayfasıdır değil. Dolayısıyla burada çarpı olmasa da olur. Tamam. Olması lazım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu çarpıyı koyduğumuza göre artık bu çarpıya tıklandığında ne olsun? Act classes lock mut kilitle bu mutable wedge'i. Sonra retain et. Retain'de C sınıfı temsil ediyor. C ID farklı. Bakın şurada da mesela sınıf var. Tabi buraya C2 diyelim o zaman. O da C, o da C çünkü. C2 C ID. Yine more kullanmak gerekiyor. Bir bakalım. Buraya tıkladığımızda sınıfı seçili olan aktivitelerden silmesi lazım. Çünkü öğretmen belki yanlışlıkla seçti ama silmek istiyor bunu. Hemen 5 B sınıfını seçiyorum. Bir de tık. Aha, işte bu. 5 seçtik. Kaldırdık gibi. Bir de burada mesela sınıfı seçtiğim zaman filtrenin kalkması lazım. Ve modalın da iptal olması lazım. Bu nerede?
Activity teachers, lectures modal, class modal. Class modal, bakın on click classes modal set false demişim ama niye ise set etmemiş bunu niye ise ya. Set false demişim, görünmemesi lazım. Ha pardon, içeriğinin de silinmesi lazım. Doğru ya. Yani buradaki kutuya yazılan şey, mesela 5A yazdım. Ben buraya tıkladığımda buranın silinmesi lazım ama bunun için şu kutunun içindeki veriyi bir tane başka veriyle eşleştirmem lazım. Orada biraz işler karışıyor. O yüzden buraya çok karışmayacağım açıkçası. Evet, şimdilik buraya karışmayayım. Çünkü ortalık orada biraz toz duman oluyor öyle bir durumda. Sebebi de şu. Mesela bazen integer diyorum ki şu kutunun verisi şuradan gelecek diyorum. İkisini birbirine bağlıyorum ama kutuya girilmesi gereken veri string aslında. Öte yandan hani num da yapabilirsiniz ama her zaman num yapamıyorsunuz. Bazı durumlarda num dışında string de kullanmanız daha efektif oluyor. Ama bağladığım veri integer. Dolayısıyla kullanıcı giriyor veriyi. Çünkü kullanıcı o bilgiye sahip olamayabilir. Yanlış yapabilir yani kullanıcı. Kullanıcı giriyor, integer olmadığı için sistem arka planda hata veriyor aslında. O yüzden şimdilik orası kalsın. Burada da mesela iki tane sınıf seçili ise classes'ten signal set true yap demişim ve bitirmişim. Maksat 2'den fazla giriş yapılamaz. Şimdi bu classes modal bir de teacher modalsa gelelim. Teacher modalda da yine öğretmen seçilsin. İki tane öğretmenden fazlaysa set true yapsın demişiz. Sonra başka neresi var? Şimdi send act. Send act butonuna tıkladığım zaman bunları sunucuya gönderecek ve sunucudan bu veriyi tekrar geri çekecek. Bakalım olacak mı? 5B matematik 5. sınıf total hour 2 öğretmeni Mehmet ekle. Bir bakalım sunucu Returned one. Aktiviteleri göndermişiz. Aslında bir tane de return etmiş, yani çalışmış. Fakat niyeyse Activity Up MSG'de bu veri aktivitelerde görünmüyor. Şimdi bakalım aktiviteler neredeymiş. Burası. Aktiviteler. Nereden almışım? Tamam, burası aktivite ekleme alanı. Chunks act. Chunks act. Aslında Chunks act'i kaldıracağım ben bu arada. Activities yapacağım direkt. Activities. Şu. Tabi burada chunk yaptığım zaman bir vektörü vektör içinde vektöre çeviriyorum. Onun da sebebi şuydu. Row tek bir satır yapıyordu ya. Tabi sonradan geliştiricisi şöyle bir özellik bana söyledi. Daha önceden mi yapmıştı, sonradan mı yapmıştı bilmiyorum. Ama bir şekilde işte yapmış. Item signal veç. Tabii ben vektör içinde vektörden vektöre geçtiğim için iki boyutlu vektörü biraz aktiviteler map yap.
Her bir aktiviteyi temsil edecek. Dolayısıyla şurayı da silmek istemiyorum çünkü gördüğünüz gibi muazzam bir kargaşa var. Diyeceksiniz bu kadar karmaşa nereden geliyor? Geliyor işte bir şekilde. Neyse. Burada az önce bu act aslında bir vektör idi. Ben onu kullanmaya gerek yok diyorum. Sadece act kullanacağım. Bu act herhangi bir aktiviteyi aslında temsil ediyor. Dolayısıyla buradaki item signal badge yok. Olmaması lazım. Ama işte nereyi tam olarak kaldıracağız? Şunu korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Şimdi şuradan itibaren çok kötü olmuş ya. Aslında bunları biraz şöyle bir kaldıralım. Şurayı da bir kaldıralım. Bu arada bu az önce kopyaladığımı da şöyle bir saklayayım şuraya. Şöyle bir saklayalım. Bu kaybolmasın. Çünkü lazım olacak. Geliyoruz. Nerede? Heh, şurada. Şimdi filtreleme yapmamızın sebebi şu. Aktiviteler o ders dağıtımına ait bütün aktiviteleri kastediyor. Ama ben burada filtreleme yapmışım. Tabii buradaki filtreleme biraz daha farklı. Neden farklı? Normal bir vektör üzerinde filtreleme yapmamışız. Aslında mutable vektör üzerinde yaptığım için mutable vektörün yapısı biraz daha farklı. Onu nasıl anlatsam? Onu şimdi birazdan anlatırız. Şimdi burada varmış zaten. Yapmışım zaten. Şu. Signal niye? Burada her defasında filter signal mutable badge üzerinde filtre uyguluyor. Tabii dolayısıyla kendisi de bir sinyal istiyor. Ben de demişim ki hangi ID'ye göre aktiviteleri neye göre şey yapacaksın? Act classes. Bunu sınıflara göre yapmıştım. Yani bu sınıfa ait olan aktivitede daha doğrusu şu. Aktivitenin sınıflarına bak. Bu sınıfların içerisinde eğer bu seçili olan sınıf var ise bu benim aradığım aktivitelerden bir tanesidir. Demişim bu mesela mutable oluşturmuş. Ben bunu signal ile çağırmışım. Filter signal bunu benden istiyor. Tamam demişiz. Olay bu. Aslında burada move yapmaya gerek yok bu arada. Act teacher olması lazım. Onu da belirteyim. Çünkü burada biz teacher arıyoruz. Yani bu öğretmene ait olan aktiviteler bana lazım. Filtreledikten sonra map yapıyoruz. Map'te her defasında bir tane aktivite buraya ekliyoruz. Az önce acaba multi-line item bir yapalım. Item. Şimdi şu. Niye move ya? Ben niye burada move diyorum ya buna? Çok gereksiz. Buraya taşıdığım için mi acaba? Bir bakalım. 24 ID'li öğretmendi bu. Burada görünmesi lazımdı işte. Bu aktivitenin burada görünmesi lazımdı ama görünmüyor.
Şimdi bir bakalım. Biz aktiviteyi gönderdiğimiz zaman connection timetable get activities aktiviteleri create act chunks chunksları ben sildim. Chunks benim işime yaramıyor. Fakat bir bakalım. Şimdi app.msg'de biz burada ne gönderiyoruz? Önce ona da bir bakalım. En son da bunu göstermiştik aslında. Şurayı bir siliyorum. Bu benim işime yaramıyor. Create chunks benim işime yaramıyor. Bu da benim işime yaramıyor. Dediğim gibi o multiline'dan dolayı. Şimdi burada aktivite silme, bir de aktivite gönderme olması lazım. Send aktivite. Burada bir tane eklenecek aktiviteyi seçiyorum. İşte saati lecture'sı şu olsun. Hour'u da buradan al, sınıflarını da buradan al. Tabii kontrol de yapıyorum. Muhakkak ne olsun burada? Active classes bir tane ne olduğu için aslında class barındırıyor. Ben sunucuya bunu gönderirken sadece sınıfların ID'sini ve öğretmenlerin ID'sini gönderiyorum. O yüzden burada tekrardan collect yapmışım, vektöre çevirmişim. Add sunucuya gönderdiğim bir şey. Ama add act'te yine burada neyi gönderiyoruz? Group ID'yi gönderiyoruz. Yani bu aktivite bu gruba ait bilgisini gönderiyoruz. Neden? Çünkü her grubun kendisine ait aktiviteleri var. Gerçi çok önemli değil. Yine ayırt edilebilir. Sonuçta sınıflara ait olan, öğretmene ait olan dersleri çekiyorsun ama iki farklı ders dağıtımından da öğretmene ait aktiviteler çekilebilir. Burada tabii ayrıca şu da var. Mesela şöyle düşünün. Öğretmen A sınıfında ve B sınıfında da çalışıyor. C sınıfında, pardon, C okulunda çalışmıyor. Fakat olur da bir tane hacker günün birinde A öğretmenine C okulundaki bir sınıfa ait veya C okulundaki bir lecture'sı, subject'i olan, dersi olan bir ders vermiş olabilir. Aslında bunların da kontrolünün sağlanması gerekir. Yani okul müdürü yanlış bir sınıf seçip ID'sini yanlış gönderir. O sınıfa ait ID aslında başka bir okula aittir. Bunu da kontrol etmekte fayda vardır. Onu da belirteyim. Yani veri bütünlüğü burada biraz önem arz ediyor. Kargaşa olmasın diye. Çünkü tek bir okula ait veri saklamıyorum burada. Birçok okula ait veri saklıyorum. Neyse bir bakalım. Şimdi tekrardan bir tane gönderelim. Beni seçtik. 2 saat dedik. 5 A dedik. Eri Mehmet burada seçtik. Ekle dedik. Sunucu bunu normalde eklemiş. Burada mesela return bir tane return demiş aslında. Bir bakalım o zaman ne oluyor? Activity app.msg'yi göndermişiz. App.msg'de activity inamından bakıyoruz. Burada mesela şurası. Şimdi activity gelmiş. Act.msg gelmiş. Kullanıcı giriş yapmış mı? Evet. Get user demişim. Bu okul müdürü mü? Buradan bakmışız. Get school. Evet. Bu öğretmen, bu kişi böyle bir okulun müdürüdür demişiz. Daha sonra act konusuna bakmışız. Timetables at activity diye bir yer varmış. Sınıf ID, bak, school ID. Bu mesela school ID, group ID, bir de form istemiş. Form bizim bu az önce doldurduğumuz form. Act 1. Act 0 group ID'sini veriyor. Act 1 formu veriyor. Buradaki ID de okulun ID'sini işaret ediyor. Geliyorum timetables at act ne yapmış?
Burası çalışmıştı. Bana bir tane return etmiş. At that act gelmiş yani. Bir aktiviteye göndermiş. Done MSG activity. Activity done MSG at that act. İşte burası sıkıntı bak. Ben mesela burada timetable'dan MSG'den beklerken nereden geliyor? Şuradan geliyor. Şurada. Gördüğünüz gibi bu geliyor. Ama yine burada da yapmışım. Act gelirse şunu kullan demişiz. Activities Lockmut Push Clones Act. Bu mesela added eklenen aktivite gelirse. Bir bakalım bu çalışıyor mu? Emin olmak için şuraya bir print atalım. Bir bakalım çalışıyor mu? Printlerine act eklendi. Tamam. 100 Zoom print. Aslında burada direkt print kullansam benim için daha iyiydi. Neyse. Şimdi bir bakalım. Şurayı da bir açayım. Belki burada hata veriyor. Şimdi öğretmenlere ait 24 numaralı öğretmene ait aktiviteyi ekleyelim. Matematiği ekleyelim mesela. 2 saat sınıfı 6A olsun. Öğretmeni Mehmet Eriboğ olsun. Ekledik. Eklendi. Eklendiyse niye burada yok? Bu sıkıntı işte. Çünkü ben burada aktivitelerden bilgi çekiyorum. Ama niyeyse burada bu aktivitelere ait bilgi görünemiyor. O zaman sorun burada. Yani veride herhangi bir problem yok. O zaman geliyoruz. Nereye? Activities diye. Burası dediğim gibi o buton change add act add send act tamam. Sonra bunun altında da demişim ki sen bana bu aktiviteleri göster ama ID'si C teachers aktivitenin teachers'ı ID nereden geliyor? C aslında bu T olacak. Öğretmenin ID'si bu. Peki bu ID hangi ID? Bu ID nereden geliyor? Neyin ID'si? Bütün aktivitelere bak. Bunlardan teachers aktivitenin teachers'ına bak. Bunu eğer teachers'ların içerisinde bir tane ID'ye eşit olan bir şey var ise bunu filtrele yani göster demiş. De bu ID nereden geliyor? ID EOSKI de nereden geliyorsun kardeşim? Activities ID. Şimdi timetables hepsini silelim. Teachers burada şurada bizim teachers'ımız frontend'de teachers'ımız şu. Biz selected teacher'a bakmışız. Teachers BF demişiz.
Ama bu öğretmen seçili olduğunda neresi çalışacaktı? Short teachers. Tamam. Alt tarafta en tepede olması lazım. Ha şu. Item signal teacher home. Teacher home'a bakıyorum. Activities we have ID. Peki ID kim? Burada ID yine buradan almışız. Geliyorum buraya bakıyorum. Nereye gitti ya o? Heh. Bu ID nereden geliyor? Bak yine ID. Selected teacher signal map some ID. Tamam, seçili olan öğretmen. Doğru. O zaman aktivitelerde de teachers iterden ID, evet. Act ID buraya göstermesi lazım. Buton ekleyelim. New label ID. Yani filtrelemede bir problem çıkıyor işin doğrusu. Sorun orada. Filtreledik. Filtrelenenler üzerinde map uyguladık. ID'li öğretmendi. Ama hala görünmüyor. Acaba biz aktiviteleri mi istemiyoruz? Burayı tekrar biraz ders uzun olduğu yüzden şimdilik es geçiyorum. Bu signal filtreleme olayı olmadan bakalım nasıl oluyormuş. Yani en azından aktiviteleri okuyor mu okumuyor mu bir ona bakalım. Bir de bu aktivite mevzusunda sanırım AppMSG olayını da biraz çorba yapmışım ben. İki tane AppMSG kullanmışım. Bunlardan bir tanesini kaldırıp ortalığı düzenlemek lazım. Burada en azından 5 ayı seçmiştik. Hala burada da aktivite görünmüyor. Bu arada. Burayı seçelim. Ha, demek ki filtrelemede bir mantıksızlık var. Çünkü filtreliyor, pardon, gösteriyor aktiviteleri, eklenen aktiviteleri, bu öğretmene ait aktiviteleri gösteriyor. Başka bir öğretmen seçelim mesela. Ama aynısını gösteriyor. Neden? Bir de tekrar sanırım orada bir ayrıca mantık hatası var mı diye bakıyorum ama aktivitenin ID'si. Tamam doğru. Ben zaten filtrelemeyi kaldırdığım için çalışması gayet doğal. O zaman teachers. Yani benim istediğim gibi filtreleme mi yapmıyor acaba? Şuraya act teachers diyelim. String string var mı? Label bir tane string türü bir şey istediği için aslında olmuyor da. Bakalım. Get 0. Get 0. Ne istiyorsun sen? Ha, options istemiyor. Unwrap. U32 de istemiyormuş. Niye ya? Into. String. Oh.
string al. String ne kadar dırdır ettin arkadaş ya. Şimdi tekrar bir bakalım. Öğretmen 24 mesela. Öğretmenin ID'si 111 çünkü bu benim zaten. Doğru. ID'si 1. Selected teacher. Ana. Doğru ya. Bu ben değilim ki öğretmen olarak kendimi eklemişim ya. Şu. Doğru ya. Ya çalışıyormuş. Mantık hatası olmuş. O yüzden sıkıntı var. Bu öğretmene ait olması gerekir demiştim ya. Bu öğretmene ait aslında. Ama eklenen öğretmen de seçilen öğretmen ayrı. Ondan dolayı görünmüyormuş. Şimdi mesela filtrelemeyi tekrar yaptık. Tekrar çalıştıralım mesela. Bakın biri seçtiğim zaman çıktı. Çünkü ID'si 1 olan öğretmene ait bir tane aktivite eklemiştim. O yüzden doğal olarak işte seçili öğretmene göre sınırla dediğimde seçili öğretmeni ben burada eklemedim ki. Seçili öğretmen 24. öğretmen. İsmi neymiş? Bakın mesela Kenan Demirtaş'mış ama ben Kenan Demirtaş'ı eklememiştim. Şimdi mesela deneyelim. Matematik 7 2 saat 7B olsun. İsmi Kenan. Kenan Demirtaş'ı ekleyelim. Bakın şimdi bunu eklediğim zaman buraya eklenmeyecek. Ama aslında eklenmiş. Bakın. Eklenmiş. Bu defa eklenmiş yani. Çünkü bu defa seçili olanla aktiviteye ait öğretmen aynı kişiler. Burada bu çalışmıştı ama şurası kaldı. Seçili öğretmeni buradan kaldıramamamız lazım. Mesela bakın bu da kalkmıyor. O yüzden onu da bir yapalım. Bu dersimiz de burada bitsin. Activity Teachers nerede? Şurada. 10 klikte şöyle bir şey yapacağız. Buradaki item signal aslında şu. Bu item kalsın. Act. Burada ne yapmışız mesela biz? Şu kısmından bahsediyoruz. Şuradan bahsediyoruz. Bu çarpıyı ben kullanmaya çalışıyorum. Çarpının tam olarak nerede olduğunu. Çarpı şurası. Burada buna tıklandığında kim bu? Bu ID T teacher'ın ID'si. Ben ne yapacağım? Act teachers'tan Lakmut Act Teachers. Lakmut yine retain. Retain dediğim gibi vektör üzerinde çalışıyor. Bu mesela T'nin teachers bir iots ki ben diyorum ki bu T yani bu Act Teachers vektöründe T'si şu olmayanları tut. Ne olmayanları? Bizim T'mizin burası T2 olsun. T2 burada da T var. Yani aktiviteye ait öğretmenin ID'si da T olsun. T ID olsun. Retain ettik. Yani bu öğretmene bu seçili olan öğretmenin ID'si değil de tıklanan öğretmeni çıkarmış oluyoruz. Mesela buna tıkladığım zaman bunun ID'si hariç olanlar kalacak. Retain bu işe yarıyor. Sildim yani. Bunu sildim. Diğerleri kalsın demiş olduk. Tabii bu ne diyor? Type shared. Şurası da yine ID. Şimdi tabii yine move kullanıyoruz. Çünkü buradaki T'yi buradaki closure'ın içerisine aldık. Şimdi öğretmenler ekle. Evet. Sildik. Şimdi silme kısmı tamam. Fakat bu silme
Seçili olan öğretmen hariç olması lazım. Buraya bir tane daha eklemek gerekiyor. Item signal badge teachers'tan geliyor. Teachers çalıştığı gibi aslında bir tane Act Teachers eklememiş olmamız gerekiyor. Ve ayrıca T2 ID şu olacak ama ben geliyorum diyorum ki if selected teacher get seçili olan öğretmenin unwrap diyelim şimdilik seçili olan öğretmen ile bu öğretmenin ailesi farklı ise yani bu öğretmene ait olan şeyi silemeyeceğiz. Şuraya geldik. Bakın. Şimdi bunu yaptığım zaman mesela hangi öğretmenin sayfasında ise o öğretmenin ID'si değilse bu gerçekleşecek, retain gerçekleşecek dedim. Mesela bakalım. Tekrar çalıştıralım. Sağlıyorum 24 ekle diyorum. Bakın mesela. Kenan Demirtaş. Bakın tıklıyorum silinmiyor. Çünkü if buna engel oluyor. Aslında bunu tabii aynı sınıftaki gibi item signal yapabiliriz. Item signal. Bu signal nereden gelecek? Notable new new nereden geliyor bu sinyal? Selected teacher geliyorum buraya. Bir tane mutable oluşturmuş oluyorum. Sonuçta şu eşitlik veya anti eşitlik bize bir tane mutable oluşturacak. True veya false türünden. Signal map ne olursa bu mesela bana true yapalım. Map true ise bu kadar. Ama tabii bu defa şuna gerek kalmayacak. Çünkü zaten seçili olan öğretmenin şeyi olmayacak. Çarpı işareti olmayacak. Bakalım. Ve bunu biraz daha bu sinyal nerede? Sinyal burada. Burada. Enter burada. Yine şunu alalım. Metro. Tamam. Bu nedenin? Bu kimsenin değil. Şuraya ekliyoruz. Şimdi mismatched of ay. Ne diyorsun ya?
Tamam. Tamam. Bunu kapattı. Bu bunu kapattı. Bir tane de aşağıya. Şöyle. Tamam. Neyse, ben bunları kendim yapacağım birazdan. Şimdi kapatıyorum. Sinirim bozuldu. Uzunca bir ders olmuş zaten.